Yemekleri sevindirecek bir haberle devam edelim. Çünkü onların da artık bayram ikramiyesi alması gündemde. Konu önümüzdeki günlerde görüşecek. Eğer talep kabul edilirse önce memur, sonra da SGK ve Bağkur emeklilerine ikramiye yolu açılıyor. Bir yılda emeklilerin eline geçecek miktarsa 4.000 liradan fazla. Bayram ikramiyesi aldınız mı emekli maaşın yanında? Almadım. 20 sene emekli böyle bir şey görmedim. İster miydiniz? İsterim tabii. Parayı kim istemez? Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi. Hayat koşulları zor. O anlamda olması herkes için iyi olacaktır. Memur Sen, yıllardır ikramiye bekleyen memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede yılda iki defa bayram ikramiyesi istedi. Ancak imzalanan sözleşmede bu talep yer bulmadı. Konu kamu personeli danışma kuruluna kaldı. Bu ay içinde yapılacak toplantıda bayram ikramiyesi teklifinin masaya yatırılması bekleniyor. Yılmaz verebilince hazırlıkta gelmiş para. Kurbanımızı alırız. Talep kabul edilirse memur emeklisine yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenecek. Sendikaların talebi emekli bayram ikramiyesi en yüksek devlet memuru aylığının iki katı olsun şeklindeki en yüksek devlet memuru aylığı şu an itibariyle 1031 lira. Bu da çıplak olarak hesaplanıyor. Bunun iki katı 2062 lira yapıyor. Eğer bu talep hükümet tarafından kabul görürse bu da demek oluyor ki emekliler önce Ramazan'da ardından da Kurban bayramında ikramiye alacaklar ve yıllık alacakları bayram ikramiyesi 4124 lira olacak. 1500 lira 1600 lira maaş alıyor yani. Eğer memur ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağkur emeklilerine de ikramiye yol açılacak. Onlar da bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesini istiyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu bir şeker alırız, kurbanımızı alır keseriz. Konu daha önceki yıllarda da sendikalar tarafından gündeme getirilmiş ama hayata geçmemişti. Emekliler bu defa daha da umutlu. Etrafımızdaki ateş çemberini daha kurtulursak daha iyi olur abi ya. Birer maaş da biz veririz, hiç önemli değil ya. Yeter ki vatan millet sakin olsun, huzurlu olsun.